Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Stüdyo New York'tan herkese tekrar merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Bugün yine Amerika'nın gündemini yarım saat boyunca ele alacağız. Geçtiğimiz hafta Fed'in açıklamaları vardı. Bunun akabinde ECB'nin kararları vardı. Bu hafta yine Amerika'dan önemli veriler var. Enflasyon verisi gelecek ve Fed'in atacak olduğu adımların öncü bir verisi olarak da kayıtlara geçecek. Birçok konu var, değerlendirecek. Bir diğer tarafta Omikron varyantına da konuşacağız. Amerika'da özellikle işler nasıl gidiyor? Çünkü orada biliyoruz ki geçtiğimiz hafta 7 ya da 8 olması lazım. Bir vaka vardı bu yeni virüsle ilgili ve özellikle bunun New York şehrinde daha çok yaygın olduğunu görmüştük. Biraz oradan bahsedelim. Alex Demirhan Demir, ATCCI Doğu Başkanı bizlerle birlikte. Demirhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun. Dilerseniz öncelikle genel tüm dünyada konuşulan ve tekrar tedbirleri arttıran bir varyanttan bahsedelim. Omikron'da son durum Amerika'da nasıl? Geçtiğimiz hafta vakalar vardı, artış var mı? Tedbirle ilgili özellikle hükümet tarafında bir düzenleme gelebilir mi? Evet, öncelikle vakanın artış hızına bakalım istiyorsanız, onu konuşalım. Belirttiğiniz gibi geçen hafta ilk vakalar gözükmeye başladı Amerika'da ve şu an 15 eyalette Omikron varyantı görülmüş durumda. Ama şunu söylemek lazım, Amerika'da hala yaygın olan tabii ki varyant hala Delta varyantı. Yani bu %99.9 hala bu çok yoğun şekilde gözüküyor ki günlük vakalar yaklaşık 90 bin ile 100 bin civarında Amerika'da. Daha Omikron çok tabii düşük seviyelerde gözükse bile burada CDC'nin ve genel Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın bir korkusu var bunun çok hızlı yayılabileceği konusunda. Çünkü mesela geçen hafta New York'tan Minnesota'ya giden bir Amerikalı beraberinde 15 kişiyi Minnesota'ya da ulaştırmış durumda Omikron'u. Çok bulaşıcı gözükmekle beraber son ilk gelen datalar bunun çok da hani aşılıysanız özellikle çok da ağır geçmediği yönünde. Daha henüz elimizde aşısız vakalarda ne kadar ağır geçtiği ilgili bir bilgi yok. Herkes bu genel dataları bekliyor tabii şu an çünkü çok az Omikron vakası gözüktüğü için Amerika'da. Ve dün akşam da çok sert tedbirler aldı Amerika hemen. Bu da yurt dışından gelen turistlere yönelikti. Artık yalnızca 24 saat içinde yaptırdığınız testlerin negatif çıkması durumunda aşılı ya da aşısız Amerika'ya girmeye kabul edilecek yurt dışından gelenler. Amerikalı ya da yabancı olması fark etmiyor. Tabii birçok ülkede de 24 saat içerisinde test sonucu almak zor olabiliyor. Çok kişi bu yüzden seyahat planlarını askıya almış gibi gözüküyor. Ama yurt içinde henüz Omikron'la ilgili ekstra tedbirlerin alındığını daha henüz görmüyoruz. Peki efendim, dilerseniz biraz bu haftaki verilerle de başlayalım. Onun üzerinden tekrar ekonomik görünümle ilgili Amerika'nın detaylarını alacağız sizden. Bu hafta enflasyon verisi, yıllık beklenti yanlış hatırlamıyorsam %6.7'li civarlardaydı. 7'nin hemen altı. Aylıkta ise 0.7'li seviyelerde piyasada bir beklenti var. Birincisi sizin beklentiniz, bunun paralelinde sizce Amerika'nın enflasyonu nasıl gelecek? Bir diğer tarafta bununla ilgili sorumsa, bağlantılı sorumsa, Amerikan vatandaşları için bu rakam ne ifade ediyor? Bir endişe yaratacak mıdır? Yoksa tam tersi bu süreçte kabullenilmiş bir enflasyon oranı mıdır? Onu da dinlemek isterim. Evet Özal Hanım, kesinlikle kabullenilmiş bir enflasyon oranı değil bu. Zaten direkt Hazine Bakanı Janet Yellen'ın veya Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarına, daha önceki konuşmalarına bakarsanız bu enflasyonun geçici transitory denilen geçici bir enflasyon olduğu devamlı dinlendirildi. Dün ilk defa her ikisi de bunun geçici olmadığını kabul ettiler sonunda ve bunun belli bir kalıcılığı olacağını, o yüzden de önlem alacaklarını söylediler. Bahsettiğiniz rakam beklenti olarak 0.6 civarında bir artış beklenirken aylık bazda
0.9 gelmesi çok yüksek açıkçası. Bir artış. Hatta öyle bir artış ki bu, yani son 30 senenin en yüksek artış diyebiliriz aylık bazda buna. Şimdi tabii beklenti de gene 0.6'lar civarında bu ay için. Bunu hep beraber göreceğiz ama çok da açıkçası oranın tutturulabileceğini de görmüyoruz. Çünkü genel Amerika'nın enflasyon verilerine bakarsanız mesela işte enerji fiyatları, geçen seneye oranla bir senelik artış %30 civarında. Geçen ayki artış 5 civarında, 4.8. Bu çok etkiliyor enflasyon paketini, sepetini. Onun dışında tabii işçi çalışan saatlik çalışma ücretleri geçen seneye göre %25 civarında artmış durumda. 28 dolara geldi ortalaması, Amerika ortalaması. Şimdi en düşük çalışan ücreti yaklaşık 15 dolarlar civarında hesaplarsanız ki büyük yükseltilmiş bir orandı Biden hükümeti geldikten sonra. Şimdi bunlar 18 dolara çıktığını görüyoruz ve birçok banka analisti de yakından takip ediyor bu verileri. 18 dolara gelmiş ve en düşük saatlik ücretin tekrar 15 dolara gelmesi çok zor gözüküyor. Bunun için de tabii bu fiyatların birisine yansıtılması lazım. Bu da tüketici olacak ve tabii bu da tekrar enflasyonu körükleyecek. Bütün bu tedarik zinciriyle ilgili olumsuzluklar haricinde bir de bunlar eklendi üzerine. Tedarik zincirinde hala olumsuzluklar devam ediyor. Yani bütün bunları toplarsanız enflasyonda henüz bir iyileşme, geriye düşme, hatta duraklama beklenmiyor. Evet, peki Fed'in alacak olduğu kararlarla ilgili beklentileriniz nedir bunun akabinde? Özellikle doların gücü Amerika tarafında, Amerikan vatandaşları tarafından da nasıl etki yaratıyor? Ben hem ekonomik görünüm boyutu, bir de aynı zamanda vatandaşın bu değişimle birlikte hissettikleri ve endişelerini de biraz daha aslında detaylı dinlemek istiyorum. O yüzden de vatandaşın da bunu, işte dolar güçleniyor, bir taraftan enflasyon artıyor, bir tarafta dünyada ticaret tarafında da içeride işletmeler tarafında, şirketler tarafında denklemler değişiyor. Aslında birçok dengenin, çarkların yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu konuda dilerseniz biraz daha detaylı yorum alalım sizden. Tabii. Bunu biraz açmak gerekirse, yani buradaki genel vatandaşın hani görüşüne bakarsanız, artık Amerika'nın verdiği yardım çekleri, aile başına verdiği işte 2000 dolardan başlayan 1400 dolarlara kadar inen yardım çeklerinin hem artık azaldığını, beklentilerin de azaldığını görüyoruz. Fakat iş bulma, işçi fiyatlarının artmasıyla beraber işsizliğin de çok ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Biliyorsunuz geçen haftaki veriler 4.2'yi gösterdi Amerika genelinde ki bu Amerika'nın en düşük işsizlik rakamlarından bir tanesi. Ama unutmayalım ki bu rakam tabii iş bakmakta olan kişileri, iş bakmaktan vazgeçmekte olan kişileri kapsamıyor. Yani iş bakmakta olan kişileri kapsıyor. Ve eyalet bazında da çok değişebiliyor. Mesela Kaliforniya ve Nevada gibi eyaletlerde işsizlik oranının yaklaşık en yüksek olduğunu ve %7,5'lar civarında olduğunu göreceksiniz. Ulus ortalamasının 4'ler civarında olduğunu görürken. Bunun çeşitli sebepleri var tabii. Çünkü bunlar daha çok turizme bağlı eyaletler. Benim bulunduğum New York eyaletinde ise gerek servis sektörü, finans sektörü ağırlıkta olduğu için burada geri dönüşlerin çok olduğunu görüyorsunuz tekrar işe. Ve ücretlerin de çok ciddi anlamda arttığını görüyorsunuz. Yani genel anlamda bakarsak çalışanlar için bir yandan enflasyon artsa bile bir yandan ücretler de arttığı için şu an belli bir dengede gidiyor. Ama çalışmayanlar için tabii ciddi bir yük var. Ve eyaletler bunu artık kira yardımlarıyla, direkt ailelere yardımlarla artık yapamayacak duruma gelecekler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu yükü yaklaşık bir senedir kaldırıyorlar. Çok ciddi anlamda bir geri dönüş olması gerekiyor. Fakat tabii eller kollarda omikron varyantına bağlı gözüküyor.
geri dönüşler. Alex Bey, son şöyle 2-3 dakikamız da var ama ben 2 ve 10 yıllık arasındaki 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri arasında bir değişim var. Yani 2 yıllıklarda sürekli bir yükseliş trendi, 10 yıllıklarda tam tersi aşağı ya da biraz daha sınırlı yükselişler görüyoruz. Aslında bir öncekinde hep 10 yıllıklara gözümüzü dikmiştik. İşte enflasyon kalıcı mı, geçici mi? İşte bir diğer tarafta varlık alımlar ne olacak? Faizler artacak derken 10 yıllıklar bunu çok güzel aslında gösterge olarak veriyordu piyasaya bir diğer tarafta, ama bir bozulma var burada. Şimdi 2 yıllık kısa vadedeki beklentiler belli ki varyantla bilgililikte net değişim göstermiş. Hem devamlılığı hem de bu değişimi şöyle bir dinleyelim sizden kısaca. Tabii analiziniz çok doğru Özlem Hanım. Gözleminiz ve analiziniz. Çünkü 12 yıllık 10 ve 2 yıllık tahviller arasındaki fark Amerika'da çok izlenen bir data aslında. Yani şudur, 10 ve 2 yıllık 10 yıllık ve 2 yıllıklar arasındaki denge noktasının sıfır olduğunu farz edersek şu an 1.39-38 civarında 10 yıllıkların 2 yıllıkların 0.65 olduğunu düşünürsek aradaki farkın giderek düştüğünü görüyoruz. Yani 0.75 civarında ki bu geçen sene en kötü zamanı 0.76 idi. Bunun eksiye inmesi durumunda, yani bahsettiğiniz gibi 2 yıllıkların 10 yıllıkların üzerine çıkması durumunda Amerika'da orta ve uzun vadeli bir resesyondan bahsedebiliriz. O yüzden bu çok takip edilen bir data. Sizin de dikkatinizi çekmiş. Hı hı. Ve şu an aslında 0.75 geçen seneden de kötü bir fark, aradaki fark. Hı hı. Bu daha da düşerse, dediğim gibi sıfırın altına inerse, evet, o zaman ciddi bir resesyon ve tehlike çanı çalmış olacak gibi gözüküyor. Ama tabii orta vadeli, hemen olacak bir şey değil bu. Kesinlikle, ama bazı denklemler de çok hızlı değişiyor. Dikkat etmekte fayda var gibi görünüyor Alex Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Sağ olun kıymetli katılımlarınız için. Alex Demirhan Demir'i uğurluyoruz. Özel bir röportajımıza devam ediyoruz. Bu Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından özellikle düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, daha iyi bir dünya için çalışmak temasıyla bugünü tamamladı. Zirvede Feyza Gümüşlüoğlu arkadaşımızın diğer bir konuğu ise emekli Büyükelçi Mithat Rende'ydi. Rende, Cumhurbaşkanı'nın Katar'a yaptığı bu ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimdi değerlendirmeleri dinliyoruz. Evet, 12. Boğaziçi Zirvesi'ndeyiz. İstanbul'da bu sabah başlayan Boğaziçi Zirvesi bu yıl 12.si düzenleniyor. Ve bu yılki zirvenin ana teması daha iyi bir dünya için çalışmak. Pek çok ülkeden katılımcı var burada. Bakan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler. Ve burada daha iyi bir dünya için çalışmak teması altında. Çevreden, işte iklim konularından savunma sanayine, geleceğine. Pek çok konuda aslında burada fikir alışverişinde bulunuyorlar. Biz de şu anda zirvede yakaladığımız kıymetli bir emekli büyükelçilerimizden kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Mithat Rende bizlerle. Bugün de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Katar ziyareti var. Onun da ışığında kendisiyle eski Katar Büyükelçimiz. Kendisiyle böyle biraz Körfez'deki son durumu, hem bu ziyaret ışığında biraz Körfez'deki bu normalleşme adımlarını da konuşmak istedik. Büyükelçim, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Sizi burada yakalamışken Katar eski, yani Katar'daki eski Büyükelçimiz olarak Sayın Büyükelçim, özellikle bu hani ziyareti ve aslında bu ziyaretten yola çıkarak daha genel bu Körfez'deki son durumu biraz sizinle konuşmak istedim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir ziyareti biliyorsunuz var Katar'a. Tabii bu aslında hani rutin bir ziyaret. Bu yıl 7.si düzenlenen zannediyorum. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı her yıl zaten bir ülkede düzenleniyor. Ya Katar'da ya Türkiye'de. Bu yıl tekrar sıra Katar'da olduğu için oraya bir ziyaret gerçekleştirdi, ama bu seneki zirvenin belki işte toplantının belki şöyle bir önemi var diyebiliriz. Hani son dönemde işte biliyorsunuz özellikle böyle bir yakınlaşma, bir bölgedeki sorunları bir kenara bırakıp yeniden işte o düşmanlıkları işbirliklerine çevirme diyelim havası var. En son geçtiğimiz haftalarda Abu Dhabi Veliaht Prensi'nin Muhammed bin Zayed'in bir ziyareti olmuştu Türkiye'ye. Böyle bir konjonktürde değerlendirirsek ziyareti neler söylersiniz? Özellikle Cumhurbaşkanı'nın şu ifadesi de önemli. Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz diyor. Yani hani artık sadece Katar ve Türkiye arasındaki bir müttefiklik değil, tüm Körfez ülkeleriyle yavaş yavaş işte Mısır'la da İsrail'le de belki normalleşmeye çalışan bir Türkiye var. Katar da aynı şekilde işte kendisine uygulanan ambargo kalktı, komşularıyla tekrar sorunlarını bir kenara bıraktı
böyle bir bölgesel konjonktürde nasıl değerlendirirsiniz Büyükelçin bu son gelişmeleri? Benim söyleyeceklerimi söylediniz zaten siz. Özetlediniz durumu. Bana az şey kaldı. Şimdi bu tür stratejik komite toplantılarında liderler başkanlık eder. Ayrıca baş başa görüşmeler olur. İkili ilişkiler ele alınır önce. İşte iktisadi, işte siyasi, savunma ve diğer konular ele alınır. Eğer imzalanacak anlaşmalar veya sözleşmeler varsa veya mutabakat muhtaraları onlar imzalanır. Ayrıca bölgesel konularda görüş değişiminde bulunulur. Bölgesel konular deyince Katar'la hangi bölgesel konular konuşulur? Suriye meselesi, işte Libya ondan sonra. Ayrıca işte bölgesel sorunlarda Yemen var. Ama en önemlisi Afganistan var. Afganistan'da biliyorsunuz Batılıların bir isteği var Türkiye'den ve Katar'dan. Havalimanını orada yani tek giriş noktası Kabul'e ve Afganistan'a giriş noktası olan ve insani yardım açısından oradaki yani Taliban yönetimiyle ilişkilerin siyasi tanıma olmasa bile ilişkilerin bir şekilde yürütülmesi açısından bu havalimanının açık tutulması, güvenli bir şekilde yönetilmesi önemli. Ve bu işi sanki bize ihale ettiler Katar'la birlikte. Amerika Birleşik Devletleri Katar'ı ayrıca Katar onları temsil edecek Kabul'deki sefaretlerinde. Bu çerçevede ne yapılabileceği, nasıl işbirliğine gidileceği, görev dağılımı nasıl olacak? Muhtemelen bunları da konuşacaklar. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğinin sağlanması meselesi var. Bu konuda anladığım kadarıyla Katar makamları İngiltere'den de destek alacaklar. O İngiltere'nin meşhur hooliganları var onların kontrol altında tutulması için herhalde. Ayrıca bizim basından öğrendiğimize göre Türkiye'den de bazı özel kuvvetler ama hangi şapka altında bir güvenlik şirketinin temsilcileri olarak mı yoksa gerçekten böyle Türk özel kuvvetleri olarak mı gidecekler onu bilmiyoruz. Fakat muhtemelen 2022 kupasının güvenliği de konuşulacak. Ayrıca gene basından izliyoruz medyadan. İşte Türkiye'nin sıkıntılı ekonomik durumu karşısında ve son zamanlarda işte aşırı düzeyde değer kaybeden Türk lirası söz konusu. Belki işte aynı zamanda Katar'dan bazı bir ekonomik açılım mı bekleniyor? Belki bir swap anlaşması, bir başka swap anlaşması mı veya ekonomik olarak yatırım beklentisi mi olur? O konular da konuşulacak deniyor. Muhtemelen de tabii ki ekonomik koşullar, ekonomik işbirliği kapsamında Katar'ın Türkiye ekonomisine ne gibi destek sağlayacağı bunlar da konuşulabilir. Siz girişte bir normalleşmeden bahsettiniz. Böyle diğer bölge ülkeleriyle normalleşme. Bunu son zamanlarda gözlemliyoruz. Bir kontrollü normalleşme adını koyuyorlar buna. Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed Bin Zayed'in Türkiye'ye gelişi bir sürprizdi ondan sonra. Ama tabii Türkiye'nin hem bölgede yalnızlığı, bu izolasyonu, mevcut izolasyonu kırması gerekiyor. Ve ayrıca tabii ekonomik işbirliğine de ihtiyacı var. Bu nedenle belki de Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la, Mısır'la yapıldığı gibi bir normalleşmeye ve bir ortak paydada, bir ortak zeminde buluşma çabası olarak da düşünülebilir bu Muhammed Bin Zayed'in gelişi. Bunlar olumlu gelişmeler aslında. Yani eğer bir güven bunalımı varsa liderler arasında ve ülkeler arasında bu güven bunalımının sürmemesi gerekir. Yani bir şekilde atılacak karşılıklı adımlarla bu güven kaybedilince çok zor kazanılır. Adım adım gidilmesi lazım. Bu yüzden çok bölgesel konulardaki görüş farklılıklarımız malum. Suriye'de olsun, Libya'da olsun, başka yerlerde. Dolayısıyla sabırlı olmak gerekiyor ve beklemek de gerekiyor. Yani önce ortak zeminde buluşulur.
ekonomik işbirliğinden başlanabilir. Ondan sonra diğer konulara gelinir. Bazı konuları da çerçevelemek gerekir. Yani çözemediğiniz konuları yönetmeniz lazım, yönetebilmeniz lazım. Ancak diyalogla bu olabilir. Görüş farklılıkları ancak diyalogla ve karşılıklı temasların artmasıyla giderilebilir. Böyle. Zaten Büyükelçim birkaç hafta önce veya bir ay kadar önce Ali Şihabi'nin, Suudi Arabistanlı bir analist yazar, bir yazısı vardı. Orada aslında söylediğiniz söz bana onu hatırlattı. Yani bu yeni dönem Orta Doğu'da işte bütün bu normalleşme dönemi aslında yeni bir barış dönemi değil ama krizlerin artık daha iyi yönetileceği bir dönem olarak tanımlamıştı. O tanımlama hakikaten benim de aklımda not ettiğim bir tanımlama oldu. Yani hani sizin de işaret ettiğiniz gibi o hususlar hala duruyor belki. Yani ülkelerin anlaşmazlık yaşadığı hususlar hala duruyor. Evet. Ama bu yeni dönemde zannediyorum işte Türkiye için bu belki ekonomik birazcık oldu bu motivasyon. Körfez ülkeleri için, işte Suudi Arabistan için, Birleşik Arap Emirlikleri için de yine İran başta olmak üzere çeşitli motivasyonlar var. İşte Biden'ın yeni dönemde ABD'nin bölgede belki daha az aktif olacağı da aynı şekilde belki bir motivasyon olabilir. Yani her iki taraf için de çeşitli motivasyonlar var. Bu yeni dönemi işte biraz daha kontrollü normalleşme olarak tanımlanan dönemi başlatmak için. Şimdi siz Katar'da görev yapmış bir büyükelçi olduğunuz için hani özellikle sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Tabii yani hani bu ziyaret, Katar ziyareti şu anki çok major, böyle büyük bir ziyaret değil. Zaten hani beklenen rutin bir ziyaret ama belki şey açısından farklı olabilir. Yani hani şu anda hem Türkiye hem Katar, özellikle Katar abluka döneminde çok izole edilmiş. Yani Arap Baharı'ndan beri aslında siz çok daha iyi biliyorsunuz. İzole edilmiş bir ülkeydi. İki ülkenin hatta zaten yalnızlaştırılması bölgede aslında Türkiye ve Katar'ı bu kadar bir araya getirdi ama ve yakınlaştırdı. Ama sonra ablukanın kaldırılmasından sonra yeni bir ortam doğdu ortaya. Orada tabii Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü zaman zaman şikayet ve endişe konusu oldu. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan tarafında. Ama itimat yavaş yavaş kazanılır. Daha önce de söylediğim gibi. Ayrıca tabii burada İsrail'le ve Mısır'la da yakınlaşma ve normalleşme çabaları var. Mısır'la biliyorsunuz bakan yardımcıları düzeyinde temaslar devam ediyor. Bunlara işte istikşafi görüşmeler deniyor. Umarım bir an evvel Mısır'la karşılıklı büyükelçi atamaları yapılır tekrar. Aynı şekilde İsrail için de bunu diliyorum. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgede birlikte işbirliği yaptığı ülkelerin aralarındaki ilişkilerin de normalleşmesini destekliyor aslında Amerika Birleşik Devletleri. Yani Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, Suudi Arabistan'ın Katar'la veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'la bu tür böyle gergin ilişkiler içinde olmalarını Amerika Birleşik Devletleri uzun vadeli çıkarlarına uymadığını düşünüyor. Dolayısıyla onlar da özendiriyorlar. Yani ABD yönetimi, Biden yönetimi de bu ilişkilerin bir an önce normalleştirilmesi ve belki de akıllarınca yani belki de işte İran'a karşı bir şey, bir ittifak oluşturulması, İran'ın uzun vadeli, İran'dan kaynaklanabilecek uzun vadeli tehditler nedeniyle böyle bir arayış içinde olabilir ve özendiriyor olabilir Amerika Birleşik Devletleri. Teşekkür ediyorum Büyükelçim. Böyle Katar ziyaretinden Cumhurbaşkanı'nın yola çıkıp şöyle genel bir bölgeye bakmış olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. 2022 Dünya Kupası demişken bu arada inşallah gidip yerinde de izlemek nasip olur diyelim. Güvenliğini sağlarlarsa gideriz. Neden olmasın gidelim. Teşekkür ediyorum Büyükelçim. Çok sağ olun. Evet, 12. Boğaziçi Zirvesi'nde kıymetli Büyükelçimiz, emekli Büyükelçimiz Sayın Mithat Rende ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Katar'a yapmış olduğu ziyareti ve bu ziyaret dışında biraz bölgedeki son gelişmeleri konuşmuş olduk. Zirveden yine aktarmayı sürdüreceğiz bugün ve yarın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Özel röportajımızla birlikte Stüdyo New York'u burada sonlandırıyoruz. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde ise gün sonunda tekrar sizlerle olacağım. Asya Pasifik lideri Philip Capital sundu.